Arkadaşlar hepinize merhaba. Devrimci İşçi Partisi adına Genel Başkanı Sungur Savran olarak hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kürt dostlarımızı, hevallerimizi, kardeşlerimizi. Her şeyden önce yitirdiğimiz bütün insanların ailelerine başsağlığı dilemekten başka şimdi elimizden bir şey gelmiyor. Yaşanan zulüm gerçekten hepimizin yüreğini yakmıştır. Bunu bilmenizi ve Batı'da yüreği gerçekten herhangi bir insani vicdanla dolu bütün insanların sizin acınızı paylaştığını bilmenizi isterim. Aynı zamanda çok büyük bir tahribata uğramış bir kentin insanlarısınız. Bunun yeniden onarılmasında ve sizin seçimlerinize göre onarılmasında sizinle dayanışma içinde olacağımızı bilin ve gelecekte yeniden Cizre'yi, bu tarihi kenti kurma çabasında yanınızda olacağız. Arkadaşlar, bu durumun tekrarlanmaması için ve Kürt halkının yaşadığı bu zulmün sona ermesi için bir gerçeği açık ve seçik bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Herkesin bildiğiyle başlayacağım. Bilinen şudur. 7 Haziran seçimlerinden sonra mecliste çoğunluğu yitiren AKP ve Tayyip Erdoğan kendi gelecekleri için Kürt halkına ve Kürdistan'a karşı savaş açmışlardır. Bu bir ikbal savaşı haline dönüşmüştür. Şimdi demek ki bu savaşın bitirilmesi sadece barış istekleriyle, sadece herkes bir araya gelsin ve demokratik bir Türkiye kuralım demekle olmayacaktır. Eğer biz AKP'yi yenmezsek bu savaş bitmeyecektir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde AKP'yi yenmeden bu savaş bitmez anlayışıyla mücadele etmemiz lazım. Evet, karanlık günlerden geçiyoruz. Ama Kürt kardeşlerime özellikle hitap ediyorum. Aslında onlar güçsüzlüklerinden dolayı bu karanlığı yarattılar. İşin başlangıcında zaten çoğunluğu yitirdikleri için buraya getirdiler işi. Şimdi de devam ediyorlar ki belirli merhaleleri geçerek nihayet rahata kavuşsunlar. Bırakmayacağız peşlerini. Bakın, Türkiye durgun bir ülke değil. 2013 yılında 3-4 ay boyunca bir halk isyan etti Gezi'den sonra. 2014'te 6-12 Ekim arasında sizler Kürt halkı Kobani'yi kurtarmak için bir serhıldana kalkıştınız. 2015 yılında Mayıs ve Haziran aylarında işçiler 10 binleriyle sarı sendikaya ve işverenlere karşı mücadele ettiler. Henüz politize olmadı ama o mücadelenin devamının getirebilecekleri büyük bir potansiyel taşıyor. O zaman ümitsizlenmeyelim. Bu söylediklerim ilk anda size acaba karanlıkta bir şey mi arıyoruz gibi bir izlenim verebilir. Arkadaşlar, bir şey hatırlatacağım. Roboski'nin 1. yıl dönümünde Roboski'de yapılan anma töreninde bir konuşma yapmıştım ve demiştim ki ne zaman Batı'nın insanları ayağa kalkar, Kürt ve Türk el ele kurtuluşunu sağlar demiştim. Sadece 8 ay sonra, 6 ay sonra, 5 ay sonra Gezi ile başlayan halk isyanı yaşandı. Bu ülkenin dinamikleri ortadadır ve dolayısıyla biz, sadece biz değil, Manisa işçisi, Bursa işçisi, Kocaeli işçisi, Çorlu işçisi, Bilecik Eskişehir işçisi yarın, bugün değil henüz, yarın yanınızda olacaktır ve esas o zaman bu işin gerçekten kör düğümü çözülecektir. Mutlaka kazanacağız, birlikte kazanacağız. Size başsağlığı ama aynı zamanda gelecek mücadelenizde büyük başarılar diliyoruz.